Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında bir tabloda metin olarak bulunan sayısal değerleri sayıya çevirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, bununla ilgili yine videolarımız vardı ama yine yeni şeyler çekme ihtiyacını duydum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir tek tire konulduğu için, tek tırnak konulduğu için hiçbir nedensiz boşluklar var sanıyorum. Yine daha çok başka ortamlardan gelmişse, arkadaşlar burada da virgül yerine nokta konulmuş. Bu tür durumlarda bizim hesaplarımızı da bozuyor, görüyorsunuz. Bu verilerin sayı olarak temiz bir şekilde dönüştürülmesi gerekir arkadaşlar. Bunun dediğim gibi asıl nedeni başka ortamlardan, ERP'lerden ve yine başka kişilerin elle hatalı girdiği verilerden kaynaklanıyor. Şimdi isterseniz şunu bir kontrol H'la noktayı virgül şeklinde değiştirebiliriz. Seçiyorum. Kontrol H. Geliyorum. Noktayı virgül yap. Sanıyorum oldu. Ondan sonra bunu halletmiş olduk. Diğerlerini halledelim peki. Geldim buraya. Yeni bir sütun açıyorum. Metni sütunlara dönüştürme ile bir temizlik yapalım. Geldik. Veriden, datadan metni sütunlara dönüştür. Text to column delimited diyoruz. Hiçbir şey seçmemize gerek yok. Sadece hedef olarak yan tarafı vereyim, onu bozmasın. Bakın, verilerimizi gayet güzel temizlediğimi düşünüyorum. Kuruşları, her şeyi dahil arkadaşlar. Diğer yönteme bakalım. Daha sonra bunu oraya yapıştırırız değer yapıştır olarak. Ondan sonra bakın arkadaşlar, sayı değeri değil mi? Çok kullanılan bir fonksiyon, İngilizcesi value. SA ile başlıyor. Sayı değeri dediğimiz zaman sadece o hücreyi veriyoruz. Böylelikle onu yine sayısal değerine arkadaşlar çeviriyor. Bunlardan kurtarıyor gördüğünüz gibi. Replace'i kullandık. Bu da replace'in esprisi de şu arkadaşlar. Özellikle hani şundan kurtulmak isterseniz tek tırnaklardan, yani şöyle yerine koy diyorsunuz. Bu metni al. Değil mi? Bu bozuk olan. Çift tırnak içinde tek tırnak. Artı iki tane çift tırnak. Yani tek tırnakları boşlukla değiştir gibi arkadaşlar yapıyorsunuz. Ondan sonra ama çok istediğimiz gibi de olmadı. Gerçi onu kaldırdı gördüğünüz gibi. Çek tırnağı. Ondan sonra burada en iyi olan sanıyorum şu yöntemle yaptığımız sayı değeri ve şu ikisi gayet iyi oldu. Yine boşluklar varsa arkadaşlar kırpıda, eğer önünde sonundaki boşlukları almak isterseniz de kırpıda kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir de özel yapıştır var, onu da yapalım doğru. Yani en uygun tekniğin şu virgülü şeyle değiştirmek, kontrol H'la, ardından da sayı değeri veya metin sütunlar yeterli olacak. Şimdi bu özel yapıştır esprisi de şu, bakın buraya 1 koyuyorum, tüm alanı seçeyim. 1 yazıp kontrol Enter'a bastım. Bunu onun üzerine yapıştıracağım. Bu bir şey arkadaşlar, şöyle kontrol. Ctrl C, kopyala, ondan sonra buraya geliyorum, yapıştır, paste special, ne olarak çarp, product diye çıkacak. O da o şekilde gördüğünüz gibi çarpıyor. Demek ki bizim burada bütün yöntemleri kullandık. Bu virgül sorunu için bununla değiştirme yapılabilir. Ctrl Find ve Ctrl H'la. Boşlukları almak istiyorsanız önünde sonunda bariz onlar kullanılabilir. Ama sayı değeri ve bu iki yöntem uygun görünüyor. O zaman ben şunları siliyorum. Sanıyorum ikisi de çözmüştü yöntemlerimizi. Şunu da çözüyorum. Ondan sonra artık buna ihtiyacımız yok. Bu formülle falan, formül neyi alıyor? L'den alıyor. M ile çarpıyor. Sorun değil. Ondan sonra bunu siliyorum. Formül bozulursa hiç problem değil. Bir saniye.
Ondan sonra birim maliyeti siparişlerden M2'den geliyormuş. Ha, bunu bununla çarparak bir maliyet bulunmuş. O zaman onu da değiştireceğiz. M2'yi aslında kendisini yenilemesi lazım ama çok problem değil. Bunu siliyorum problemli olarak. Bunları N'ye çeviriyorum. Yani daha şöyle yapabiliriz. Biliyorsunuz şunu alıyorum. N'ye çeviriyorum. Gönderiyorum formülümü. Sadece virgüllü geldi. Problem yok. Virgüllerini yine koydurabiliriz. Buna baktım. Bunu birim fiyatını onunla değil de bununla çarp şeklinde değiştirdim. Onu da hallettim. Evet, artık bundan kurtulabilirim problemli şeyden. Evet arkadaşlar, metin olarak sayı aslında ama metin olarak karşımıza çıkmış. Değişik hesapları bozmak, boşluklar bir şekilde girilmiş, kaynağı belirsiz. Verileri tabii tarihler içinde var ama tarihler içinde çok videom var düzeltmek için. Hem boşluklarını almak hem parçalayıp birleştirmek ile ilgili de çok videom var bakarsınız. Ve bu şekilde veriyi dönüştürdük. Aslında veri temizleme olarak da sanıyorum çalışmalar var. Onlara da bakarsınız arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.